Burası bizim maden sahamız. Şu gördüğünüz alan maden üretilecek alanın bir kısmı. Üretilecek alan buradan başlıyor ve karşıda gördüğünüz köye doğru devam edecek. Görmüş olduğunuz tesisler geçici tesislerdir. Esas maden üretilmeye başladığında bu tesisler ortadan kalkacak. Ve ana binalar daha arkaya kurulacak. Muhtarım, burada bir şirket tarafından altın çıkarılıyor. Evet. Siz köylü olarak, evet, neler düşünüyorsunuz bu konuda? Vallahi şimdi şöyle düşünüyorum. Şöyle inşallah memleketimize hayırlı bir şey olur diye düşünüyoruz yani. Çevreye herhangi bir zararı yoktur. Olmayacağını düşünüyoruz biz de. Çevreye herhangi bir zararı da yoktur. Şimdi bütün dünyada bu altın çıkıyor. Bizim sadece bizde çıkmıyor ki. Bunun zararı dünyada olsa herkes şey olur yani. Sadece çöplerde bu altın çıkmıyor yani. Yani siz memnun musunuz? Memnunuz. Köyünüz başka bir yere taşınacağı söyleniyor. Peki bu buradaki arazinize karşılık size neler verilecek? Şimdi şöyle. Burası hak sahipleri. Herkes kendi hakkını satmıştır. Değerinde yani. Satmıştır. Herkes rızalığına satmıştır. Kimsenin bir baskıyla veya şöyle satılmamıştır. Herkes arasını değerini almıştır. Pazarlık yapmış, değerini almıştır. Çevrecilerden herhangi bir olumsuz tepki aldınız mı? Bugüne kadar çevreci, gerçek çevreci dediğimiz kimseden herhangi bir olumsuz tepki almadık. Biz bu işi ikiye ayırıyoruz. Ayrıca çevreci insanlar dediğimiz kısımları. Bir, çevreciler. Bunlar gerçekten bu işi bilen profesyonel çevre mühendisleri veya bu işin eğitimini görmüş kişiler. Bunlar çevrenin ne olduğunu bilen, doğanın ne olduğunu bilen insanlar. Bu kesinlikle tam tersi. Büyük bir destek görüyoruz ve onlarla beraber çalışıyoruz. Nasıl daha iyi bir yönetim için bulabiliriz bu çevre yönetimi. İkinci kesim, bu işi kendi çıkar amaçları için kullanmaya çalışan ve adına sözde çevrecilerinden kesim. Zaten onlarla herhangi bir şu an çalışma yapmıyoruz. Köylülerle ne gibi bir taahhütünüz oldu? Köylülerle dediğimiz gibi 99 yılından beri onlarla beraber çalışıyoruz. Köylülerle ve yöre halkıyla en ufak bir problemimiz yok. Onların çoğu bizle çalışıyor ve ileride de çalışmaya devam edecekler. Köylülerle ilgili görmüş olduğunuz Çöpler Köyü var. Köyün taşınması işlemi gerçekleştirecek. Köylere maden sahasında kalan evlerine kalacak. Birer tane ev yapacağız. Onun dışında herhangi bir taahhütümüz yok. Siyanürün suya karışacağız yönündeki halkın... Hayır arkadaşlar, bu yani böyle bir yanlış bir inanış var. Siyanür suya karışacak diye bir herhangi bir şey yok. Çünkü doğaya biz zaten atık bırakılmayacak. Yani bütün madenler Çevre Bakanlığı'nın kriterleri vardır. Sıfır deşarj denilen bir kriter. Ona göre çalışır. Bütün çıkacak ismine atık dediğimiz maddeler belli bir alanda depolanır. Bu depolama alanlarının altına sızdırmaz tabakadan sentetik maddeler serilir, astarlar serilir ve üzerine bu atıklar atılır. Hatta bu atık da oraya gitmeden önce zararsızlaştırma tesisleri vardır. Atıklar, bertaraf tesisleri var. Oradan geçtikten sonra atılır. Atık tesisleri dediğimiz alana giden siyanür miktarı sizin içtiğiniz sigaradaki siyanürden daha azdır. Bizim Çevre Bakanlığı kriterlerine göre. Zaten bunlar sürekli denetlenir. Çevre Bakanlığı'nın elemanları sürekli burada analiz yaparlar. Eğer onların verdiği kriterleri biz zaten yerine getiremezsek bu maden işletmesi durdurulur.